Merhabalar dostlar. Bugün sizlere Mini AK47, AKS-74 U'yu tanıtacağım dostlarım. Çok soranlar vardı. Hem de kuantumlu haliyle. Gördüğünüz gibi AK47'nin hemen hemen aynısı. Tek bir şey kuantum farkı var. Şöyle bir de kendinden desenleri de var. Şu desen biraz daha güzel gibi duruyor. Oyun içinde hasarına, etkisine, her şeyine bakarız. Video sonunda değerlendiririz dostlarım. Ve AWP çekilişimiz vardı. Maalesef çekiliş şartları yerine gelmedi ama ben yine de o kardeşlerimi üzmemek için bir çekiliş yapacağım. Video sonunda canlı canlı yaparız. Sizler de görürsünüz dostlarım. Ve bir de bomba çekilişimiz vardı. Onun da çekilişini yaptım. Mailden, hatta arkadaşa da yazdım. Siz de görürsünüz zaten. Videonun en sonunda detaylı bir şekilde bahsederim. Buraları uzatmak istemiyorum. Ve daha önceden de çekilişlere katılan kardeşlerimiz topluluk sunucusundan oradan linklere bakıp canlı canlı çekilişleri görebilirler dostlarım. İnşallah bu yolda her zaman dürüst olmaya çalışıyorum. Her zaman verdiğim ve yaptığım işin emeğini, hakkını vermek istiyorum dostlarım. Hadi bakalım oyuna geçelim. Şu silahı bir deneyelim. Like atarsanız da makbul geçer diyelim. Haydi oyundasınız. Rakiplerini yok et. Evet dostlarım, şöyle bir odaya girdim. Gördüğünüz gibi bir desen taktım ve kuantum susturucuya çıkardım. Belki dersiniz ki kuantum farkı. O yüzden, çünkü çok yazıyorsunuz. Ben de bu dedikoduları kesmek için bilerek kuantumu çıkardım dostlarım. Silah biraz fazla tepiyor ilk gördüğüme göre ama atış hızı çok iyi dostlarım. Ama tepmesi biraz abartılı, bir hafif makineli olduğu için, ya da bakalım deneyelim. Evet. Güzel, hızlı bir silah ama fazla tepiyor diyebilirim dostlarım. Zaten kullananlar bunu bilir ama tatlı mı cringe mi şimdi oynayarak göreceğiz dostlar. Şöyle uzak mesafe hasarına falan da bakmak istiyorum. Ufak bir haritadayım, hemen hemen her yerden birileri çıkacaktır. Ama biz bir adam göremiyoruz. Aha, bir kişi burada. Ama var ya, vurdun direkt HS'ye gidiyor. Enteresan bir şekilde. AK, mini AK-47 ya, gördüğünüz gibi. Aynı AK-47 ile aynısı. Yani artı altı basılıp kullanılır mı? Şahsen ben olsam buna basacağım yerde. Ne bileyim abi, basılır herhalde yani. Ne biçim bir şeymiş lan bu? Böyle silah hiç güven vermiyor ama sıktığım şey HS'ye gidiyor. Tercih sizin olsun. Ama ben olsam buna basar mıyım? Basmışım ama basmam ya. Çok kararsız kaldım. Niye bastım ben de bilmiyorum. Herhalde sizlere video çıkarmak için basmışımdır. Biraz çok tepiyor çünkü. Ama hızlı bir silah. Şu ana kadar ölmedik bu arada. Odada da sağlam kişiler de var. 9'lu combo yapmışız. Mermi kapasitesi bayağı güzel. Siz soran kardeşlerime özel videolar çekiyorum. Görün diye uğraşıyorum. En sonunda öldük. 9'a 1 gidiyoruz. Gördüm. Evet, haydi devam edelim dostlarım. Videonun sonuna kadar beklemeyebilirim. Evet, güzel bir kill daha aldık. Sıktığım mermiler en azından isabetli gidiyor. Ama biraz da bireysel yeteneğinizi konuşturmanız lazım. Gerçekten hakimiyeti zor. Yani bir hafif makinalı değil. Çünkü çok fazla tepmesi var. Her seferinde videonun başından beri söylüyorum. Ama yakın mesafeler için gayet hızlı, atış hızı falan çok iyi abi. Güzel be. Valla umduğumdan iyi performans alıyoruz. Adam rastgele dağı taşı duvarı her yeri taradı. Kurşun bize değdi. Almış PP P90'ı. Ulan her yerde pusmuşlar be. Hadi bakayım. Şimdi bu harbeşede nasıl biz mermi değiştireceğiz? Yani öldük en sonunda. Sizlerin silah hakkındaki görüşleri nelerdir? Daha fazla bu tarz videoların devamı için de görüşlerinizi belirtmeniz benim için çok önemli dostlarım. Bakın sizler istediğiniz diye ben video çektim. Yakın bir zamanda da KTR videosu çekeceğim. Hadi bakayım. Aslında P90 videosu isteyenler de var. Uzun zamandır bir P90 videosu da görmedim YouTube'da. Bilmiyorum onu da çeksem mi? Hadi bakayım. Ulan bir lider olamadık be.
Hadi bakayım lider, katil olduk. Ama mermi kapasitesi bayağı iyi. 36 mermi alıyor. Bir kill daha geldi. Neler yapıyorsun böyle? Canavar gibi silah mısın? Nesin be kardeşim sen ya? Öldük. Evet, devam edelim dostlarım. Videonun sonunu bekleme. Senin silahın hasarını falan göstereyim. Oradan çekilişe geçeyim. Yoksa videomuz var ya, 20 dakika olur abi. O yüzden sıkılmayın diye en güzel hallerini, silahın tanıtımını falan yapmak istiyorum sizlere. 68 kill almışız. Şu anda ikinciyiz. Biraz daha zorlasak aslında liderliğe doğru gidebiliriz. Aramızda 5 sayı fark var. Diğer kardeşimiz de iyi oynuyor bu arada. Evet. Sizlerin silah hakkında görüşleriniz neydi bilmiyorum. Yorumlarınızı yazın. Bir kill daha öldüğümüzde direkt exit yapalım abi. Hadi bakayım ikinizi birden. Aslında oyunu da bitirsek olabilir. Hadi bitirelim lan. Oda da bitmek üzere. Muhtemelen ikinci olacağız dostlar. Ama FAMAS hafif makinalı değil. O diğer silah hafif makinalıydı. Güzel, orada bir kill aldık. Bir kill de buradan geldi. Bence FAMAS biraz daha güzel o diğer silaha göre. Çünkü o ne kadar böyle çok kill alsak da dostlarım, acayip sekiyor. Yani büyük haritalarda pek iş yapamazsın o silahla. Ama FAMAS yine en azından ona bir nevi nazarla biraz daha güzel diyebilirim. Evet, görüyorsun değil mi dostlar, bak adam mesela vurmamıza rağmen ölmüyor. Böyle aksilikler bu silahlarda olur. Bu arada 6 fark, güzel önündekine. Evet, ikinci olduk dostlarım. Ovle kardeşimiz de iyi oynadı. Eline sağlık. Oda da sağlamdı. Gördüğünüz gibi hep artı 5 artı 6 silahlı kardeşlerimiz de vardı. Belki daha güzel bir silah olsa çok daha iyi oynayabilirdik. Şöyle silahın gücüne, hasarına, her şeyine bakalım dostlar. 28 hasar var artı 6 olduğu halde. Tepmesi baksanız abi 8. Yani 8 tepme gerçekten çok yüksek. Hareket hızı 86, çok iyi sayılmaz. Şarjör kapasitesi 36, atış hızı 828. Şahsen ben bunu artı 6 basacağım ama PP 2000 artı 6 basarım. Onun da hasarı aynen 28, tepmesi 3. Aradaki farka bakın, atış hızına bakın, hareket hızına bakın, bir de şuna bakın abi. Kesinlikle zevk meselesi olur bunu artı 6 basmak. Metaliniz varsa PP 2000'e basın, buna basmayın. Böyleydi dostlarım, haydi çekilişe geçelim. Evet, tekrardan selamlar dostlarım. Şöyle en sonki videomuzda gördüğünüz gibi 2500 like da kaldı. Kendim de like attım. 3000 like sınırımız vardı. Bu çekilişi maalesef tam olarak taşlandıramayacağız. Ama bir teselli çekilişi yapacağım. Teselli çekilişimizde dostlarım, 2 kişi 100k ZP değerinde market usulü hediye vermek istiyorum. Onun için tarattım. 963 tane kişi katılmış. Ve pick winner dediğim anda Metin Berberoğlu kardeşim kazandı ilk olarak. Şöyle bir sayfasına gidelim bakalım bizi takip ediyor mu kanallar. Eğer bizi takip etmiyorsa çekiliş geçersiz sayılır dostlarım. Bakalım bakalım, bayağı da bir kişi takip ediyor. Ha, ben gördüm. Videomuzu da beğenmiş. Tamamdır kardeşim. İlk kazanan kardeşimiz bu. 100k ZP kazandı. Bakın burada Instagram adresi de var. Şuradan şöyle şunu bir kopyalayalım. Bir de Instagram'dan teyit edelim kardeşimizi. Bakalım çıkacak mı? Lan nereye girdik Instagram'a diye. Bu şekilde tek tek uğraşıyoruz dostlarım. Böyle çekilişler yaptığımızda. Yani gidip oraya atıp şuraya atıp bunu bırakıp bir şey yapmıyoruz. Instagram, dur yanlış aldık. Evet, çıktı kardeşimiz. Şöyle takip edelim. Şurada bir not defteri açalım. Çekiliş kazanan. Ulan arkadaş. Kazanan yazarsak şöyle. Tam benim kameram oraya geldi. Şimdi düzelttim. 100k ZP.
Evet, ilk çekilişi bu kardeşimiz kazandı. Şöyle ikinci çekilişe bakalım. Katılıyorum. Instagram Adem Çetin. Efendim gülüm. Ha? Adem Çetin kardeşimiz de ikinci kazanan kardeşimiz oldu. Şöyle bakalım bize abone mi? Bu kardeşimiz de bizden 100.000 ZP kazandı dostlarım. Aynen. Bizi abone, videomuzu da beğenmiş. Çekilişleri sonuna kadar başarılı bir şekilde yapmışlar. Gördüğünüz gibi dostlarım bu şekilde her yaptığımız çekilişin arkasındayız. Evet, takip edelim kardeşimizi. Şöyle bir de yorum atalım hatta. Evet, 100K ZP kazandın diye. Şuraya da notumuzu alalım. Bize dönüş yaptığında bu kardeşimize de ulaşırız inşallah. Evet dostlarım, şöyle bir de şey vardı. Kendi şu bomba videomuzun çekilişi vardı. Gmail'e giriyorum. Bakın dostlarım şimdi iyi izleyin. Evet, bir de bu çekilişimiz vardı. Bomba çekilişimiz. Burada mesela en iyi yorum yapanları seçecektim. Gördüğünüz gibi buradan bir kardeşimi seçtim ve burada kardeşimizle mailleştik. Hatta bakın kaç tane mail atmış. Bir, iki tane mail atmış. İkisine de cevap vermişim. Ondan sonra gördüğünüz gibi 11 tane mail atmış. Bütün attığı maillere cevap verdim tek tek dostlarım. Yani ilgilendim kardeşimizle. Biraz çekilişin hakkından daha fazla şeyler istedi açıkçası. Böyle şeyler yapmayın güzel kardeşlerim. Başka bir şey istemiyorum. Hakkınız neyse biz zaten teslim ediyoruz. Tek tek konuştum, tatlı dille söyledim. İnşallah bu kardeşimize de 100K ZP değerinde market ödülü vereceğiz. Buradan görün diye istedim. Her şeyimizi dürüst bir şekilde gösteriyoruz ve daha önce çekilişe katılan kardeşlerimiz de topluluk sunucusundan buradan kardeşlerim çekiliş sonuçlarını bakın buradan takip edebilirler. Linklerini bilerek silmiyorum. Gün içinde AWP videomuz gerekli şartlar yerine gelmedi. Gördüğünüz gibi zaten saat 11. Bu saatten sonra da düzelmez. İnşallah düzelirse bir kez daha çekiliş yaparız dostlarım. Yeter ki düzelsin. İhtiyacı olan kardeşlerimiz kazansın. Ben yine de elimden geldiği kadar iyilik yapmaya çalışıyorum. Olur da 10 saat sonra da olsa yine çekilişi yaparız dostlarım. Bu kazanan kardeşlerimize de veririz, ona da veririz. Her şeyin en iyisini ve hayırlısı olsun diyelim. Hadi bakalım, Allah'a emanetsiniz.